Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, sizler için gelişmeyen çiçeklerinize güzel bir öneri sunmak istiyorum. Şöyle mesela gelişmeyen, büyümeyen çiçekleriniz var ise bunları çabucak geliştirmek için ya da gelişmiş çiçeklerinizi daha da coşturmak için küçük bir kür hazırlayacağız sizlerle sevgili arkadaşlar. Öncelikle bir arkadaşım demiş ki abla balkondaki çiçeklerini komple videoya alır mısın diye. Evet ben şimdi şöyle sıradan geçiyorum sevgili arkadaşlarım. Ondan sonra hazırlayacağız gelişmeyen çiçeklerimize ya da bu şekilde gelişmiş çiçeklerimize de vereceğiz. Bunlar da çileklerim. Yeni dikmiştim hatırlarsanız. Sardunya çiçeğim hep kırmızı pembe demiştim. Bu da beyaz oldu. Size mi kıracağım sevgili arkadaşlarım? Tabii ki de gösteririm. Böyle. Evet, güneşte duruyor demiştim ya. Şimdi artık güneş geliyor. Bakın yarıya kadar geldi. 4'ten sonra tamamen balkonum güneş alıyor arkadaşlar. Burası da bitki bölümü. Yani nanelerim. Taze soğanlarım. Evet devam ediyoruz tekrardan. Bu da pencere önümdekiler. Pencere önlerim. Yerler dolu arkadaşlar. Bunların alt tabakları yok arkadaşlar. Bunlara tabak lazım. Sulama yaptığımız zaman böyle alttan toprağını döküyor. O yüzden her gün temizlemek gerekiyor. Siz oraya takılmayın. Şöyle çileklerim. Hatta bir tane kopartalım şöyle. Bakın. Günlük. Hemen yiyelim. Bu da yine diğer pencere önündeki çiçeklerin. Maydanozlarım. Yaz kış maydanozlarım devam ediyor. Kesiyorum kesiyorum. Tekrardan suluyorum. Kökünden geliyor arkadaşlar. Evet. Böyle sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi çiçeklerim. Balkon çiçeklerim bunlar. Şurada da var bir iki tane. Bunu da gösterelim hemen. Bunlar da fezleyenlerim. Şimdi arkadaşlar gelelim yapacağımız işleme. Çok basit. Bir kabımızın içerisine suyumuzu koyuyoruz. Bunu dilerseniz kova olabilir ya da bu şekilde kabımız olabilir. Hiç fark etmez. Yapmanız gereken içerisine bir tane aspirin atıyoruz. Bunu iyice karıştırıyoruz sevgili arkadaşlarım. Şu kovamızı şöyle alalım. Zaten eriyor bakın. Şöyle iyice karıştıralım. Evet şimdi yılbaşı çiçeğimizden başlayalım. Aslında evin içinde duruyor ama güneş alsın diye biraz dışarı çıkardım. Çünkü biraz çelimsiz arkadaşlar. Yani gelişmemiş. O yüzden az güneş alsın. Az da aspirinli su ile ona takviye yapmak istedim. Aynı şekilde sukulent çiçeğime de aspirinli su veriyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar miktarda vermemiz yeterli. Fesleğenlerimize de bu şekilde aspirin suyunu verelim sevgili arkadaşlar. Bütün çiçeklerimize bu aspirin suyu verebilirsiniz. Gerçekten çok etkili oluyor sevgili arkadaşlarım. Hani şöyle küpe çiçeğimize doğru gidelim. Hani bana yorumlarda soruyorsunuz. Özellikle küpe çiçeği ile ilgili çok yorumlar alıyorum. Şöyle küpe çiçeğimizin açmadığını, kuruduğunu, solduğunu söyleyen sevgili arkadaşlarım var. Bununla ilgili videolarım var, birçok videom var. Yine söylemek istedim.
küpe çiçeğinizin balkonda dursun. Mutlaka güneş alsın ve suyu çok seviyor. Her gün su verin, şimdi yaz. Eğer ki açmıyorsa, çiçeğiniz açmıyorsa, özellikle küpe çiçeğiniz, dediğim yöntemi yapın. Yani az önce sizlere tarif ettiğim suyun içerisine aspirini koyun. Büyük aspirin olacak, bebe aspirini olmayacak sevgili arkadaşlar. Karıştırıp sonrasında saksınıza koyabilirsiniz. Bu işlemi ayda iki kere de yapabilirsiniz, ayda bir kere de yapabilirsiniz. Çiçeğinizin durumuna göre verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bunu normal sulama suyuyla karıştırmayın. Yani şöyle, hani her gün suyunu verin diyorum ya, o her gün suyunu zaten normalde verin. Bu vitamini verdim daha su vermeyeyim diye bir şey yok. Vitamini verdikten sonra, yani aspirini suyu verdikten sonra sabahsa yine çiçeğinizin normal suyunu veriniz. Suyu da dinlendirilmiş su olarak veriniz. Daha güzel oluyor. Varsa imkanınız, yağmur yağdığı zaman koyun balkonunuza kovanızı. Onun içerisine yağmur suyu da dolsun sevgili arkadaşlarım. Onunla da çiçeklerinizi sulayabilirsiniz. Ama dediğim gibi küpe çiçeğinize aspirin suyu mutlaka deneyin. Sardunya çiçeğim beyaz açtı. Bunu bir arkadaşımdan almıştım, böyle gördüğünüz gibi. Daha alalı 10 gün ancak olmuştur arkadaşlar. Zaten aldığım zaman videosunu çekmiştim sizlerle. Paylaşmıştım. Bu şekilde bakın hemen açtı bile maşallah. Ve açıyor da tekrardan, turuncuklanmış. Böyle arkadaşlar. Şimdi yaz, çiçeklerinizi güneşe çıkarın. Sulamasını yapın. Dediğim gibi açmıyorsa, soluyorsa vitaminlerini verin. Çok da güzel çiçeklerimiz oluyor. Mesela benim bu büyük küpe çiçeğim henüz daha açmadı. Şimdi ben ona aspirinli su vereceğim. İnşallah tomurcuklandığı zaman, açtığı zaman sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlarım. Bu kendi kendine açtı. Gördüğünüz gibi küçücük dal da kendi kendine tomurcuklandı. Aynen de tomurcuk veriyor. Ama açmayan olursa dediğim gibi aspirinli su verin. Ben de vereceğim. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdilik bu kadar diyelim. Yine videomuzu fazla uzatmayalım. Ben balkon temizliğini yapacağım. Çiçeklerimi sulamasını yapacağım. Hem aspirinli su vereceğim. Gelişmeyen çiçeklerime, diğerlerini normal suyla sulayacağım. Görüşürüz inşallah. Sizleri de yorumlara bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu olurum. Aynı Renkli Erişi Dünyası ismim, aynı profil resmim ile orada da sizleri görmek isterim.